faşist saldırı altındayız aslında. 2015'te başlayan çöktürme planı kapsamında çok çeşitli tasfiye, kuşatma, imha siyasetiyle karşı karşıya kalıyoruz. Doğal olarak da bu bakımdan partimiz başta olmak üzere birçok devrimci, sosyalist, yurtsever, Kürt Özgürlük Hareketi'nin birçok demokratik kitle mücadele sahası bu operasyonlara maruz kalıyor ve işte tutuklamalar oluyor, ev hapisleri oluyor ve benzeri yaşanıyor. Aslında kendi içerisinde bu operasyonun bir hedefi var. 2016 sürecinde başladığında itirafçı saldırısıyla örgütlü mücadeleyi dağıtmaya çalışan, örgütlü mücadelenin altını boşaltmaya çalışan bir saldırı furyası vardı. Orada düşkünleştirilen itirafçıların, işbirlikçilerin ve ajanların neticesinde binlerce mücadele insanı, devrimci, sosyalist, anarşist, yurtsever tutuklandı. Şimdi yeni bir furya var. Bu furya 2016'dan bu yana hapishanelere giden, arkadaşlarına, sevdiklerine, eşlerine, yoldaşlarına giden insanların yargılandığı bir furyaya dönüştürülmeye çalışılıyor. Sonuçta burada hedeflenen şey çok açık bir biçimde belli. 25 yıldır ağır tecrit altında tutulan Sayın Öcalan üzerinde yürütülen bir tecrit politikasında deneyim kazanan faşist rejim, esasen bugün gelinen aşamada hapishaneler üzerinden toplumu teslim almaya çalışıyor. Hapishanelerle ilişki kurmayı korkutarak bu anlamıyla örgütlü mücadelenin daralmasına ve tasfiye olma sürecinin hızlanmasına zemin hazırlamaya çalışıyor. Siyasi tutsakları, devrimci tutsakları, anarşist tutsakları, yurtsever tutsakları daha güçlü sahiplenme çağrısı yapıyoruz. Hapishaneler etrafında kenetlenme çağrısı yapıyoruz. Sayın Öcalan üzerindeki tecrit kırılıncaya kadar mücadele çağrısı yapıyoruz. Hepimiz bakımından bugünün çağrısı ve görevi bu ve bunun içinde daha güçlü örgütlenmeyi, daha güçlü bir cesaretle, iradeyle politika üretmeyi önümüze görev olarak koyuyoruz. Burada bizleri yalnız bırakmayan çok fazla sayıda dost, yoldaş kurum var, ailelerimiz var. Onları bir kez daha selamlıyoruz. Onlarla birlikte bu mücadeleyi başarıya ulaştırıncaya kadar da kavga etmeye, mücadele etmeye, örgütlenmeye, birleşik mücadele örgütlemeye devam edeceğiz diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. 8 Mart öncesinde yapılan bu operasyonun aslında özel olduğunu ve kadın özgürlük hareketine dönük olduğunu belirtmek istiyoruz. Bu toprakların en güçlü hareketlerinden biri olan kadın özgürlük hareketinin iradesini bastıramayan erkek egemen devlet bugün bu saldırılarını artırarak iradesini kırmaya, bastırmaya çalışıyor. Fakat buradan bir kez daha belirtelim. Bugüne kadar bu iradeyi kıramadı, bundan sonra da kıramayacak. Her gün bu ülkede kadınlar şiddete uğrarken, aynı gün içerisinde 8 kadın katledilirken görmeyen saray medyası aynı gün içerisinde ve günlerdir DEM Parti İstanbul vekilimiz Çiçek Otlu'yu hedef gösteriyor. Buradan bir kez daha söyleyelim, Çiçek Otlu hem kadınların hem de halklarımızın seçilmiş iradesidir. Bizim de onurumuzdur. Bizler bu baskılara bugüne kadar boyun eğmedik. Bundan sonra da eğmeyeceğiz. Bu operasyonlara karşılık isyanımızı büyütmeye, özgürlük mücadelemizi büyütmeye, kadınları özgürlük mücadelesi etrafında örgütlemeye devam edeceğiz. Buradan bir kez daha da tüm kadınlara çağrımızdır. Bu baskılara, bu tutuklamalara, bu operasyonlara karşı tüm kadınları kadın özgürlük mücadelesini büyütmeye, bu baskılara sokakta yanıt vermeye, 8 Mart'larda sokaklarda olmaya çağırıyoruz. Bugüne kadar baş eğmedik. Bundan sonra da baş eğmeyeceğiz diyorum. Ben de tüm arkadaşları tekrar selamlıyorum. Diğeri Sıtkı Güngör. Bizim DEM Parti'nin parti meclisi üyesi ve yine bizim seçim komisyonumuzda birlikte çalıştığımız bir arkadaş. Günlerdir gözaltına alındıkları andan itibaren bir kısım medya Sıtkı Güngör'ü doğrudan tırnak içinde söylüyorum. Terörist ilan etti zaten. Hakkında yargılama yaptı, soruşturmayı bitirdi, kovuşturmayı bitirdi ve hükümlü hale getirdi. Hakkında hiçbir hüküm olmadan daha gözaltındayken bas bas bağırıyorlar günlerdir, üçüncü gün bugün. Bütün televizyon kanallarında bu dediğimiz yandaş olarak iktidar yanlısı medya tarafından Sıtkı Güngör yasa dışı örgüt üyesi olarak ilan edildi. Bu
kendi hukuklarına saygı duymayan, kendi anayasalarını çiğneyen, Türk Ceza Kanunu hiçbir hükmüne uymayanların yeni yöntemi ve maalesef uzun süredir böyle bir yöntem kullanılıyor. Parti meclisi üyemize yönelik bu yaklaşımı da peşini bırakmayacağız. Bu ilgili kanallar hakkında avukat arkadaşlar gerekli suç duyurularını yapacaklardır. Bu aynı zamanda seçim çalışmalarımızı engellemek girişimidir. Bizim seçim çalışması yapmamızı neden engellemeye çalışıyorlar? Bunu buradan kamuoyuna açıkça söylüyorum, ilan ediyorum. Ve tabii ki şunu da unutmasınlar, tüm İstanbullulara çağrımdır. Biz seçim çalışmasını her halükarda en güçlü şekilde yapacağız. Kenetlenelim DEM Parti etrafında. Onlar iki arkadaşımızı şimdilik gözaltına aldılar. Biz o iki kişi yerine 2000 kişi ikame edebilecek durumdayız, binlerce kişiyi. Ve tabii ki sevgili Ezgi'yi ve Sıtkı Güngör'ü diğer gözaltına alınanlarla birlikte, arkadaşlarla birlikte derhal serbest bırakılmaları gerektiği çağrısını ifade etmek istiyorum. Evet. Yaşanılan bu siyasi kırım operasyonlarında sistematik bir işkence de var. Bundan önce Müslüm Koyun'a uygulanan işkence olsun, Sinem Çelebi'ye uygulanan polis tacizi olsun, bu yaşanılan son operasyonda bana olan işkence olsun, bunları sistematik bir işkence haline şey yaptığında faşizm şunu istiyor. Tamamen bu operasyonda önlerinde diz çökmemizi, önlerinde yere yatmamızı istiyor. Ama onlara boyun eğmeyeceğimizi, bu tutsaklık, sosyalist gençliğe yönelik bu tutsaklık sürecinde de birçok arkadaşımız tutuklandı. Dik bir şekilde bu hapishaneden çıktılar hepsi. Faşizmde işkence yoluyla sosyalist gençlikten intikam almak istiyor. Ama önlerinde boyun eğmeyeceğimizi, bizim irademizi kıramayacaklarını, özgürlük ve sosyalizm mücadelesini, Birleşik Devrimci Gençlik mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz.